Libya gündemi çok sıcak. Değerli izleyenlerim, Libya gündemi gerçekten çok sıcak. Lütfen yayınımı dikkatle izleyin ve kanalıma abone olmanızı da rica ediyorum değerli izleyenler. Konumuza geçiyoruz. Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenlerim. Koral. Koral sistemini biliyorsunuz. Suriye'de çok önemli başarılara imza atıldı. Ve Mart ayıydı. Savunma Sanayi Müsteşarımız, Sayın Hocamız Demir ne dedi? Stratejik, evet, stratejik ürünler, hisarlar şu anda stratejik yerlerde. Şimdi soruyorum sizlere. Stratejik yerlerde hisarlar olursa Koral olmaz mı? Stratejik yerlerde SİHA'larımız olursa Koral olmaz mı? Olur, değil mi? Ve bir de Hawk sistemlerinin çok yoğun bir şekilde Rus tehdidine karşı MiG ve şu anda Libya'da Mısır uçaklarına karşı da konuşlandırıldığı ortada. Ama Koral biz var dedik, Libya'da var dedik ama aktifleştirildi. Bunu da değerli izleyenlerime sunmak istiyorum, kesin bilgi. Nerede aktifleştirildi onu tabii ki diyemeyiz. Bu konu tabii ki yetkililerin takdirinde, onu inşallah güzel operasyonlarımızda kullanacağız. Değerli izleyenlerim, Mısır endişeli. Bilmeyenler için söylüyorum, şimdi diyenler olacaktır. Mısır neden bu kadar tepki gösteriyor? Mısır yeni ortaklıklar kurdu. Malumunuz darbeyle geldi. Demokrasiyle gelmedi. Ve Mısır'a en çok tepkiyi de zaten demokrasi anlamında Türkiye gösterdi. Türkiye'nin tepkisinin büyüklüğü tabii ki Mursi'ye yaptığı haksızlıklar, özellikle Sisi'nin endişelenmesine sebep. Çünkü Libya'da Türkiye'nin egemen olması ve bir operasyon sinyalini dün güçlü bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilmesi oldukça manidar. Dedi ki, Sirte'de kim olursa olsun, kim olursa olsun karşısında bizi bulacak dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu önemli bir kelimeydi, içi dolu olan bir kelimeydi. Şimdi gördüğünüz görüntüler neyi biliyor musunuz? Şu anda Sirte'ye akan Libya ordusu kuvvetleri. Evet, Sirte'ye akan Libya ordusu kuvvetleri. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Trump'la yaptığı görüşmede bizleri sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la yaptığı görüşmede özellikle herkes şunu da anladı. 1. Libya'da size destek olacağız açıklaması. 2. de F-35'lere gerçekten ihtiyacımız var. Su-34'lerini, evet, Rusların bu uçaklarını durdurmak ve onları susturmak adına çok ihtiyacımız var. Şimdi SİHA sistemlerimizin gelişmesi ve siparişlere yetişemiyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu da silah sanayimizde önemli bir atılımın simgesi. TFX projesine başlamamız ve bu projede özellikle çok gereksinim duyduğumuz yeni nesil savaş uçaklarını kendi üretecek olmamız ve Libya'da ve Suriye'de silahlarımızla önemli bir avantaj kazanmamız, İsrail'in pazarı olan SİHA pazarını artık bizim ele geçirmeye başlamamız, özellikle Azerbaycan bizden yeni SİHA siparişleri verdiği gibi Altay tankı seri üretiminde talip olacak, Atak helikopteri de istemekte. Kardeş ordumuza desteğimiz her zaman olacaktır. İşte değerli izleyenler, Türkiye'nin uçak sanayindeki ivmesi, Amerika'nın zaten biz satmasak da kendileri yapacaklar, biz de satacağımız üründen olmayalım mantığını geliştirdi. UMH birliklerinin yoğun bir şekilde Sirte kapısına dayandığı ortada. Akın akın geliyorlar. Demin de dedim, akıyorlar resmen. Bu çok güzel bir gelişme. Şimdi bu yığınaktan bir haberim var. Macron'un sessizliği, Beyan'ın sessizliği. Konuşanlar ya Sisi ya da Rusya. İşte benim haberim yok. Libya'da yokum ama. Demek ki varsın. Dün size zaten Wagner'lerle ilgili resimler sunmuştuk. Aşiretler şimdi Sirte'yi bekliyor. Birçok aşiret Libya ordusuna, Libya hükümetine biat etti bile. İşte MEB anlaşması bizim her şeyimiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Saraç'la yaptığı görüşmede ilişkilerin ve anlaşmaların derinleşmesi talep edildi. Yani Sayın Saraç Türkiye ile görüşmeden herhangi bir adım atmıyor. Bu da yanlış bir kararın önünü alıyor
ve buradaki dayanışma, ittifak aslında Libya hükümetine yarıyor. Değerli izleyenlerim, şimdi Libya'da konuşlandırdığımız koralımız, aktifleştirdiğimiz koralımızda sizin aklınıza tabii ki gelmiştir neler olacağı, ama ben hatırlatmak istiyorum. Koralımızda bir, karşı düşman unsurlarının neyini, radarlarını ve bizim tesislerimizi görme alanlarını daraltacağız. Körleştireceğiz bir nevi ürünlerini. Şimdi MiG uçakları o kadar teknolojik uçaklar değil. Ama bana soracak olursanız, biz Koral'ı taarruzi anlamda düşünüyoruz. Çünkü Pantsir sistemiyle SİHA'larımıza bir tehdit söz konusu ve oradaki diğer hava savunma sistemleriyle, hem de bizim daha rahat taarruz yapabilmemiz ve F-16'larımızda bu taarruzlarımızda başarıyı yakalayabilmemiz için çok önemli bir dipnot Koral. Yani Koral'ı daha çok savunma anlamında değil de ofansif anlam için getirdik. Bu savunma anlamını inkar ettim anlamına gelmiyor. Zaten SİHA'larımız için muazzam olacak. SİHA'larımızın düşürülme olasılığını düşürecek. Ve SİHA filosuyla Sirte ve petrol bölgelerine şanlı bir operasyon gerçekleşecek. Gemilerimizin, fırkateynlerimizin Mısrat'a açıklarında teyakkuzda olduğu da gelen bilgiler arasında her zaman ve gurur duyduğum Türkiye'mizde 4 tane bulunan AVAX uçaklarımız 800 kilometreye kadar 30 kilometre yükseklikte görüş alanına sahip, normalde 500 kilometrelik bir görüş alanı menziline sahip olan AVAX uçaklarımızla gerek SİHA'larımız anlık link ve görüntü ve nokta atışıyla stratejik hedefleri tabii ki etkisiz hale getirebiliyorlar. İşte demin de dediğim üzere Sirte ekseninde yoğunlaşan kuvvetler yer yer bazı bölgeleri ele geçiriyorlar. Ama dün de biliyorsunuz MiG uçaklarının saldırısı olağanüstü tepkimize neden olmuştu. Çünkü karşımızda şu anda Rusya'nın MiG uçaklarının bulunması ve Türkiye'nin de sabrının son aşamasına gelmesi neticesinde dün Sayın Trump'la görüşme yapan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki açıklamaları yüreğimize su serpti. Duymayanlar için söylüyorum. Dediği durum şu: Sirte'de karşımıza kim çıkarsa çıksın karşısında olacağız. Evet, çok anlamlı bir söz. Sirte'de kim karşımıza çıkarsa çıksın karşısında olacağız. Bu önemli bir açıklama. Ve yabancı ajanslardan geçen bir bilgi şu: Sayın Erdoğan'ın özellikle artık hedefinin Sirte'yi de aştığını ve yetinmeyeceğini petrol bölgeleriyle Bingazi ve Tobruk'u, evet Bingazi ve Tobruk'u ve havalimanlarını ele geçirmek olduğu da gelen bilgiler arasında. İşte Tobruk Havalimanı. Değerli izleyenler, Hawk sistemiyle ilgili neden işte bu saldırılar oldu, neden bunlar var dediniz yoktu diye sorular geliyor. O arkadaşlarımızı da lütfen iyi dinlesinler. 450 kilometrelik cepheye güvenli ve korunaklı bir şekilde bu korunaklı olması gereken değerli HSS'lerin tedariki ve götürülmesi ve kurulumu bir süre alıyor. 450 kilometreden bu konuda bu Hawk sistemlerinin götürüldüğüne artık inanıyoruz. Kurulmuştur veya kurulma aşamasındadır. Yani demem odur ki cephe hatları çok düz. Dağlık, engebeli ve benzeri meskenin çok olduğu yerler olsa böyle bir yerlere kamufle etsen öyle değil. Yani bunu portatif, mobil bir şekilde, hızlı bir şekilde taarruzi anlamlarda herhangi bir taarruza uğramamak adına koymak ve daha sonra meskenleri de geçirdikten sonra Hawk sistemlerini çok daha az görünür yerlerde üstü açılan sürmeli çatıların altında kurabiliriz. Öyle bir şekilde sürmeli çatıların altında kurduğumuzda meskenlerde tamamen artık Sirte'yi de hava olarak kapatmış oluruz. Yani bu konuda paralı kiralık pilotlar kendilerini riske atarak Sirte üstünde uçamazlar. Ha, bana soracak olursanız Cufra'yı kuşatarak, Rusya etkeni olsa da Cufra'yı kuşatarak oraya yakın bir yerde hava savunma sistemleri kurup Cufra'dan bir hareketliliği önlediğimizde büyük bir hava operasyon riskini de ortadan kaldırmış oluruz. Yani Mısır'ın veya Rusya'nın bu konudaki müdahil olması ve belli bir çerçevede mesafe kat etmelerinin önünü almalıyız. Şimdi koralımızın gelmesi bu görüntüleri çoğaltacak. Yani Hafter unsurlarına bağlı BEA'nın satın aldığı İran menşeli ve Çin menşeli SİHA'larında düşüşünü kolaylaştıracak.
gel gelelim Hisar'a. İnşallah Hisar'ımızın önemli başarılara imza attığı ve hedeflediği uçakları, bu MiG'leri mesela, etkisizleştirdiği görüntüleri bir an önce görmek dileğiyle Türkiye petrolü önemsediğini bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından duydu. Hafter'in de artık siyasi bir figür olarak görmediklerini resmen beyan etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Yakında tasfiye olacak dedi. Kararlı cümleleri kullanması da bizleri tabii ki memnun etti. Çünkü Türkiye orada bütün gücüyle var. Türkiye orada bütün varlığıyla var. Türkiye orada bütün benliğiyle var.